İlk gün ilk günle ilgili size kısaca bilgi vereyim. Özellikle yeni Türkiye'den veya başka ülkelerden gelecekler açısından faydalı olabilir. Um, uçakta çok az kişiydik. Koca uçakta um, toplam herhalde 40 kişi ya vardı ya yoktu. Dolayısıyla um, e, çok tedirgin olmuyorsunuz acaba virüs bulaşır mı diye. E, uçağın, e, uçakta yemek veriliyor eğer isterseniz güvenebilirseniz böyle bir ortamda. Fakat yemek veriliyor. Yine normalde olduğu gibi televizyon izleyebiliyorsunuz, filmlerinizi izleyebiliyorsunuz. Daha hızlı tabi servisler, çok az insan olduğu için uçakta. Ben uçak biletimi alırken yanımda da kimse olmasın, aman biraz uzak oturayım diye ekstra ücret ödeyerek. Exitin olduğu yani ayağımı daha uzatabileceğim daha büyük yer olan bir yer ayarlamıştım ama buna hiç gerek yokmuş çünkü o kadar boş ki uçaklar istediğiniz yerde istediğiniz gibi oturabiliyorsunuz. Böyle yapmak isteyenler için yapmayın derim. Ayrıca gitmeden önce yine benim bağlı olduğum şirketten uçak aldığım yerden e, business class'a geçip etme, geçmek isteyip istemediğimle ilgili bilgi sormuşlardı ek ücret ödeyerek tabi onun da gereksiz olduğunu düşünüyorum şu an uçaklar çok boş çünkü istediğiniz yerde yatarak rahatlıkla gidebilirsiniz uçaktan inmeden önce bize bilgi verdiler dediler ki sizlere sırayla indireceğiz İlk etapta bir sağlık muayenesinden geçiyorsunuz. Eğer ateşiniz varsa veya herhangi bir sağlık sorununuz varsa ayrıca sizi yönlendiriyorlar. Bu testi geçtikten sonra e, size otelinize götürecek olan otobüse doğru götürüyorlar. Eski bildiğimiz Sydney havaalanından tabii ki farklı. Hani o duty free'ler falan onlar yok. Her yer kapalı. E, ve koridorlar belirlenmiş nereden nereye gideceğiniz. Ve bir ilginç konu daha normalde Avustralyayı bilenler e, biliyorlardır. Hani biz yolda çok fazla askere rastlamayız, ordu elemanlarını görmeyiz. E, fakat bu operasyonun tamamı ordu tarafından yönetiliyor. Ordu sizi e, valizlerinize varıncaya kadar onlar taşıyorlar. Tek olumsuz yanı diyebilirim. E, 7 civarında ben Sidney'e inmiştim. Saat 9-9.30'a kadar rır rır buldu benim e, otel odasına yerleşme. Bu da e, önce otobüste bekliyorsunuz. Yine hep beraber inmiyorsunuz. Sırayla indiriyorlar. Sosyal mesafeyi koruyarak indiriyorlar. E, yine e, bir sağlık testinden yine geçiyorsunuz geldiğiniz otelde. E, size bilgiler veriliyor. Ondan sonra da e, sağlık sorunlarınız olup olmadığı öğreniliyor, otelde nelerle karşılaşacağınız konusunda kısa bilgi veriliyor ve otelinize yerleşiyorsunuz. Bulunduğum otelde belirtildiğine göre 24 saat 2 hemşire var, doktor var ve ruh sağlığı sorunları olanlar için de bir psikolog var. E, i̇stediğiniz zaman onlara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca biraz önce söylediğim gibi Hemşire her gün arayarak sağlık durumunuzu nasıl olduğunuzu soruyor. Ee, çocuklu olanlar için zor olabilir diye düşünüyorum ben. Gerçi benim geldiğim yerde çocuklu olanlar yoktu bizim aramızda. Belki onları daha farklı yerlere götürüyor olabilirler ama ee, benim minik bir torunum var şimdi. Hani kızım gelseydi böyle bir ortamda hayli zor olurdu diye düşündüm. Çünkü cam açılamıyor, dışarı çıkamıyorsunuz hiç kimseyi görmüyorsunuz hiçbir iletişiminiz yok ama normal olarak otelin faaliyetlerinden faydalanabiliyorsunuz mesela kahve içmek isterseniz söylüyorsunuz belli saate kadar sabah 8'de sanıyorum akşam 9 arası otelin mini barından yararlanabiliyorsunuz ek istekleriniz olabiliyor Normalde burası kalımı devlet tarafından karşılanıyordu ama Sanıyorum Temmuz 2020'den sonra e, gelenler e, otelde kalış ve yeme içmeleri için devlete 3000 dolar ödeyecekler. E, bunun ama uzun dönemde onların da geri alabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü bu adaletsiz bir yaklaşım. E, Covid e, bizim çıkarttığımız bir şey değil. E, otele kendi rızamızla gelmiyoruz. Devletin aldığı bir kararla e, buradayız. Dolayısıyla böyle bir maliyeti de kişi bireyler değil hala devlet ödemeli diye düşünüyorum ben. Benim durumum açıkçası ne olacak bilmiyorum çünkü biletimi ben daha önceden almıştım yani o ücret ödenmeyecek bölümde almıştım ama geldiğim o zaman bilet aldığım hava yolları iptal etti uçuşlarını bu yüzden daha uzun süre kalıp başka bir hava yolundan yeniden bilet alarak gelmek konumunda kaldım. Ee, dediğim gibi kimseyi görmeyeceğiz, görmüyoruz e, bu odada kalırken. E, kendinize meşgale bulmak önemli. E, e, ayrıca spor yapmanız için televizyonda bir kanalı e, yönlendiriyorlar. Sabah sporunuzu yapabilirsiniz. Eğer çalışmak isterseniz e, ve internetle ilintili ise çalışmalarınız verimli bir çalışma yürütebilirsiniz açıkçası. E, bu açıdan önemli. E, temizlik konusunda e, yine çöpleri verdikleri onların torbaların ağzını iyice bağlayarak kapının önüne bırakıyorsunuz e, yine çarşaflarınızı ve e, havlularınızı değiştirmek isterseniz eğer onların verdiği özel bir torba var o torbanın içine yine koyarak ağzını sıkıca bağlayarak kapının önüne bırakıyorsunuz onlar da size yenisini bırakıyorlar sanıyorum belli bir ücret karşılığı oda temizliği var ama İnsan odada ona da cesaret edemem diye düşündüm ben çünkü o kişi başkalarının da belki covidlidir onlar yani virüs vardır onlarda da benim odamı gelip temizlemelerini açıkçası istemem dolayısıyla odayı mümkün olduğu kadar temiz tutmayı planlıyorum ya da onlardan belki süpürge isteyip ben süpürebilirim ortalığı aşırı titiz hanımlar açısından bu biraz zor olabilir ben o kadar aşırı titiz değilim ama hani bir ortalığı da dağıtmamaya, kirletmemeye, bir şey dökmemeye aşırı özen gösteriyorum. Şu anki böyle bir temizlik durumu ortaya çıkmasın istiyorum. Durumun çünkü ne kadar ciddi olduğunu ölenlerden veya ortamdan görebiliyoruz. Bu rahatsızlığı geçirmiş olanlardan görüyoruz. E, tabii ki şöyle tartışmalar burada da var yani bu bu kadar önemli bir şey mi yani bunu e, alet edip başka şeyler yapılıyor gibi söylenceler burada da var e, öyle bile olsa yine de bu virüsün nelere yol açtığı sonrasında e, ne gibi zararları olabileceği konusunda da bilgi yok elde o nedenle e, yine de hani e, biz eşeğimizi sağlama bağlayalım da hikayesine geliyor biraz olay. Biraz öyle düşünüyorum. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ha bir de tabii ki temizlik konusu. Yani kıyafetleriniz nasıl temizlenecek? Eğer isterseniz otelde mesela 10 tane kıyafeti işte 20 dolara yıkıyorlar. Çok da büyük bir para değil bu. Ama baktım 60 derecede yıkıyorlar. Dolayısıyla birçok kıyafetiniz küçücük kalabilir, çekebilir. Bazı benim kıyafetlerim de öyle. O yüzden de şöyle düşündüm. Zaten steril bir ortamdayız. O yüzden ben bir kıyafeti iki gün giyebilirim. Çıktıktan sonra da işte 7 tane 8 tane kıyafeti kirletmiş olacağım böylece. Çıkışta kendi evimde yıkanacak şeylerimi yıkarım diye düşündüm. Ha beraberinizde neler getirmeniz gerektiği konusunda kitap getirin bolca. Ben Türkiye'den epeyce kitap almıştım gelirken. Zaten çalışmam gerekiyor. O geriye dönük işleri halledeceğim. O önemli. Bir de terlik getirmeyi unutmayın. Burada her ne kadar online her türlü şeyi ihtiyacınızı karşılayabilecekseniz de hani terliği almakta biraz zorlanıyorsunuz. O yüzden yanınızda otelde giyebileceğiniz bir terlik olsun lütfen. E, dışarıda yakınlarını size aslında her gün yiyecek getirebilirler kapıya e, veya istediğiniz şeyleri getirebilirler. Mesela ben eşim, eşimden terlik istemiştim. Bir de kullandığım özel bir vitamin e, destek var. Onu rica etmiştim kendisinden getirdi. Ama tabi her günde yakınınızı ta buraya kadar yormak istemiyorsunuz. Bulunduğunuz evinden gelip gitsin istemiyorsunuz. Çünkü gelince göremiyorsunuz. Onlar aşağıda bırakıyorlar. Aşağıdan sizi arayıp geldiğini haber verip odanıza getirip kapının önüne yine siz kimseyi görmüyorsunuz tabi getirip oraya bırakıyorlar. Ee, testin nasıl olacağını henüz bilmiyorum. herhalde ağızdan ya da burundan galiba örnek alarak yapıyorlar. Ee, i̇kinci günün sonunda demişlerdi bana. Henüz odaya gelen olmadı. Ee, dediğim gibi yemekler genellikle karbonhidrat ağırlıklı. Ee, dolayısıyla hani bunları sadece yiyip hiçbir şey yapmayacak olursanız burada gerçekten çok kilo olarak da çıkma e, 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 tehlikesi de var. O yüzden belki biraz dikkatli olmakta yemeklerde fayda var. İsterseniz dışarıdan da tabii ki yemek alabiliyorsunuz. Yine getirenler aşağıda otelin girişinde bırakıyorlar yiyecekleri ve odanıza bir otel görevlisi tarafından getiriliyor. Böyle bir ortamda size en fazla ne sıkabilir? Tabii ki yalnızlık önemli bir e, sorun olarak ortaya çıkabilir. İkincisi bizler gibi Türkiye'de bir ayağı olanlar, yakınları olanlar için çok sevdiklerinizi geride bırakıyorsunuz, ama burada çok sevdiklerinize henüz ulaşamıyorsunuz. Yani o o, o bu biraz zorluyor. Özellikle benim gibi yeni anneanne olmuş olanlar için de durum daha da vahim hale gelebiliyor. Ama onun içinde tabii şöyle düşünüyorsunuz. Can sağlığı olsun. Nasılsa günün birinde buluşacağız. E, tüm bunlar umarım günün birinde biter diye kendinize de e, biraz e, e, kendinizi teşvik etmeye, olumlu e, düşünmeye çalışıyorsunuz. E, onun dışında ben epeyce kaygılıydım çünkü bazı haberler okumuştum. Bazı otellerle ilgili çok kirli olduğu e, epey yaşama koşullarının çok kötü olduğu konusunda hatta bunlardan bazılarında e, polisler müdahale ederek o insanları başka otellere yerleştirmişler benim de kaygım öyleydi acaba hani böyle bir yere mi gideceğim diye düşünüyordum ama e, öyle değil tertemiz güzel zaten 5 yıldızlı bir oteldir otel e, orada kalıyorum hani şu an sadece derdim çok yakınlarımdan çok sevdiklerimden uzak olmak hem Türkiye'de olanlardan hem burada olanlardan. Ama onlara da telefonla, Whatsapp'tan veya telefondan ulaşmak mümkün. Ee, evet bu Covid yüzünden Avustralya'daki Sydney'deki karantina günümden sizlere sevgiler diyorum. İkinci günümden daha doğrusu. Her gün size burada yaşadıklarımla ilgili kısa bilgiler aktaracağım. Dilerim hem gelecek olanlara hem de karantinada neler oluyor konusunda meraklı olanlara bazı ipuçları bilgiler göndermiş olurum. Şimdilik kalın sağlıcakla diyorum. Virüslü günlerin bitmesi dileğimle. Ben Feriha Güney.